Herkese selamlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu yeni seride pro oyuncuların ekipmanlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kullanıyorlar, onları bir göreceğiz. Genelde pek ekipman değiştirmezler. Özellikle mouse konusunda çok sabit kalıyorlar. Sonuçta profesyonel oyuncu bunlar. Yeni mouse'a alışırken en ufak performans kaybına bile şansları pek yok. O yüzden eski mouse falan görürseniz şaşırmayın. Her pro oyuncu G-Pro X Superlight kullanmıyor yani. Bu bölümde Xanteres, Jinet, Scream ve Vox2'nin ekipmanlarını inceleyeceğiz. Eğer diğer bölümlerde yer almasını istediğiniz profesyonel oyuncu varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Diğer bölümlerde kesinlikle eklemeye çalışırım. Xanteres ile başlayalım. Kendisini bilmeyeniniz yoktur herhalde. Ben bildim bileli Xanteres Zowie FK1 kullanıyor. Muhtemelen de her versiyonunu kullanmıştır. Hatta bir dönem çok glossy kullandığından dolayı eli çok terliyordu. Bu yüzden havlusu bayağı meşhur olmuştu. Eski FK1'in siyahını da kullana kullana glossy'ye çevirmişti. Bir ara parlak siyah bir görsel hatırlıyorum yani böyle. Son zamanlarda ise çizgisini bozmadan son çıkan Zowie FK1C ile devam ediyor yoluna. Güzel bir mat kaplaması ve paracord kablosu var C serisinin. Yakın zamanda ise kırmızı FK1 kullanıyordu. Hatta KDA Cables'a paracord değişimi için mouse'unu göndermişti. Ama son turnuva fotoğraflarında FK1C'yi görüyoruz. Muhtemelen Zowie Wireless modellerini çıkardığında kendisini de FK1 Wireless'te görürüz. Mousepad olarak ise eskiden SteelSeries QJK kullanırken son zamanlarda Logitech G640 kullandığını görüyoruz. Kendisinin tercihi mi yoksa sponsorluklardan kaynaklı mı bunu bilemeyeceğim. Klavye olarak Corsair K70 MK2 tercih ediyor. Çok güzel bir klavye. Uzun zamandır da Corsair klavyeler kullandığını eski fotoğraflardan anlayabiliyoruz. Hem CSGO'dan hem de Valorant'tan tanıdığımız Scream'e geldiğimizde görebileceğiniz en ekipman değiştirmeyen pro oyuncu olabilir Scream. Mouse olarak hiç beklemediğiniz, belki de hiç duymadığınız bir mouse kullanıyor. Final Mouse Classic Ergo 2. Evet, Final Mouse zamanında gerçekten böyle bir mouse yaptı. Büyük ihtimalle tek kullanıcısı Scream'dir. Kendisinde her rengi mevcut. Ta 2017 CSGO turnuvasında bile Classic Ergo'yu görüyoruz. Ekipmana bağlı kalmak konusunda Scream gibi olun arkadaşlar. Klavye konusunda da Scream yine eski cins bir klavye kullanıyor. Zamanın en iyi CSGO klavyelerinden olan SteelSeries 6G V2. Cherry Black switchleri vardı ve CSGO'da profesyoneller tarafından çok uzun süre kullanıldı bu klavye. Muhtemelen Scream'in de alışkanlığı buradan geliyor. Mousepad olarak ise SteelSeries QJK Heavy kullanıyor. Klavye ve mouse tercihinden sonra bunu da neden kullandığını tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Son dönemlerin Türk yıldızlarından Jinet ile devam ediyoruz. Kendisini Valorant'ın çıkmasıyla beraber tanıdık. Her ne kadar Valorant takip etmesem de kendisini çok duydum. Mouse olarak standart eski nesil Zowie Z12 kullanıyor. Büyük ihtimal eski alışkanlığıdır Zowie kullanmak. Ben de bir ara Zowie ZA hastasıydım. Seven tam seviyor, sevemeyen bir daha kullanamıyor. Jinet'in de ZA serisini bırakacağını hiç sanmıyorum. Belki C serisine geçerse kendisi için çok daha iyi olur. Jinet'i de Zowie Wireless'ın bekleme odasına alabiliriz aslında. Mousepad olarak ise SteelSeries QJK Heavy kullanıyor. Hatta çoğu fotoğrafta göründüğü üzere Medium versiyonunu kullanıyor. Sürekli sıfır aldığını da sanmıyorum. Çünkü fotoğraflardan anlaşılacağı üzere baya böyle worn dediğimiz yani aşınmış kıvama gelmiş durumda. Klavye olarak ise Pro Settings'te K4 TKL kullanıyor diye yazıyor. Fakat fotoğraflarda hep Logitech G-Pro TKL görüyorum. O yüzden kesin bir şey demeyeyim bu konu hakkında. Vox2 ise güncel olarak kullandığı ekipmanlarla benim gözlerimden birisi oldu. Mouse tarafında senelerdir SteelSeries Sensei Ten kullanıyordu. Son zamanlarda ise Ninjutsu Katana Superlight'e geçmiş. Artık o da Katana Gang'e katılmış diyebiliriz. 10 numara tercih olmuş açıkçası. Katana kullanan bir e-sporcu görmek gerçekten güzel oldu. Mousepad tarafında ise Vax'e PA Outset kullandığını görüyoruz. Daha öncesinde ise bulunduğu takımda Razer sponsor olduğu için Gigantus kullandığını görüyorduk. Vax'e PA ile Katana gerçekten güzel bir combo olmuştur. Pro Settings üzerinde kullandığı klavyenin Cooler Master CK550 V2 olduğunu görüyoruz. Değişik bir tercih olmuş, pek Cooler Master kullanan pro oyuncu görmedim daha önce. Umarım seriyi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gelecek bölümlerde yer almasını istediğiniz pro oyuncuları yorumlarda yazmayı unutmayınız. Videoya da bir like atmayı, kanalıma da abone olmayı es geçmeyiniz. Kendinize iyi bakın.